Sonra yeniden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya öyle bir anayasa yaptı ki dediler ki bir daha Hitler gibi birisi gelmesin, Anayasa Mahkemesi'nin yakılmasın diye böyle keskin ifadelerle yeni bir anayasa hazırladılar. Bakın Yargıtay üyelerini yargılama yetkisi de Anayasa Mahkemesi'ndedir. Başbakanı, bakanları yargılama yetkisi de Anayasa Mahkemesi'ndedir. Yüce Divan'dır orası. Oranın kapatılması söz konusu olabilir mi ya? Neden? Siyaseten sıkıştı. Çünkü bir tarafta bir tane dosya var. Şu anda 25 kişinin tutuklu olduğu, her şeyin gözünün önünde cereyan ettiği ama sürekli halının altına süpürülen bir Sinan Ateş cinayeti var, suikasti var. Önümüzdeki ayın sonunda bir yıl bitmiş olacak. Daha ortada iddianame yok. Görüntüler, o bölgeyi, Çukurambar'ı hepimiz biliriz. Orada en az 100 tane kamera görüntüsü var polisin elinde. Yani binalardan, işte oradaki esnaftan, güvenlik kameraları, işte şey kameralarıyla. Yani çatışmanın, silahlı çatışmanın görüntüleri var. Bakın çatışma diyorum. Bunu da ilk defa Tele1'de anlatacağım şimdi. Çatışma nasıl bir çatışma? Tetikçi, bakın o tetikçiye de o bilgileri kimler veriyor biliyor musunuz? Son Ayhan Bora Kaplan çetesinin operasyonunda yakalanıp tutuklanan bir başkomiser var. O başkomiser Sinan Ateş'in, merhum Sinan Ateş'in telefon sinyallerini yasa dışı olarak nereden hareket etti? Bu çeteye, bu tetikçilere gönderen kişi. O da tespit edildi. 2 hafta önce o da tespit edildi. Tutuklandı. Yani ayrıca o davadan da tutuklandı. Bakınız bu işin içinde özel harekat polisleri eskortluk yaptılar, getirdiler, götürdüler. Biz o zaman yırtındık. Dedik ki Ayhan Bora Kaplan'ın çiftliğinde atış eğitimi yapıldı. Bunlar orada kaldı dedik. Hiç kimse dokunmadı. Çünkü Ayhan Bora Kaplan kimin elemanıydı? Kiminle fotoğrafları vardı? Süleyman Soylu. Yani dolayısıyla gerçeklerin günün birinde ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Biraz geç de olsa ortaya çıkmaya başladı. Bakın o bölgedeki yani bütün kamera kayıtları hem emniyette var, hem savcılıkta var, hem MİT'te var. Çatışma diyorum. Yani arabanın arkasına gizleniyor tetikçi. 1,5 metre mesafeden 3 defa ateş ediyor. Direkt ayaklarına ateş ediyor. O sırada yanında bulunan hem dayısının oğlu hem de bacanağı olan Selman Bozkurt. O tabancasına davranıyor. Tabancasını çektiğinde tetikçi o kadar profesyonel ki onu sağ omzundan vuruyor. Ve tabancasını sağ omzundan vurulduğu için sol tarafını alıyor. Ama etkili atış yapamıyor. Ve tetikçi panikliyor tabii silahların çekilmesi ve ateşlenmesinden dolayı. Şarjöründeki geri kalanı bu defa Sinan'ın, merhumun üzerine sıkıyor. O sırada bir kişi daha var. Bakın bunları hiç kimse söylemedi. Evet. Söylediğimiz için de başımıza gelen kalmadı. Ki Sinan'ın, rahmetlinin yakınlarından birisi, o da şoför olarak, o da arabasını park etmiş geliyor. Bakın bu cuma namazından çıkış esnasında. Lafa gelince bunlar çok Müslüman ya. Ezan inmez, bayrak inmez, ezan dinmez ya. Cuma namazından çıkan bir doçenti, bir bilim insanını tetikçilere, torbacılara vurdurdular. Ve bunların kimlerle, hangi dakikalarda, kimlerle nasıl görüşmeler yapıldığı ortaya çıktı. İstanbul'da MHP'nin milletvekili adaylığını yapmış bir avukat var. Ben ilk günden o avukatın adını verdiğimde benimle ilgili suç duyurusunda bulundu. Davamız devam ediyor. Kendileri uyanık, alem aptal ya. Çağırıyorlar. Diyorlar ki ver bakalım şu telefonun şifresini. Diyor ki ben Covid geçirdim. Hafızamı yitirdim. Onun için şifreyi hatırlamıyorum. Şimdi içeride. Cinayet saatinden aynı gün 8 defa görüşmüş. Cinayet saatinden önce çetenin lideriyle. Cinayetten sonra da 13 defa görüşmüş. Yine bu Ülke Ocakları Genel Başkan Yardımcıları tutuklu bu işte. İşte birisi milletvekilinin evine gidiyor. Yani oradaki görüşmeler var. Onun da telefonundan hangi dakikada nasıl kimlerle görüştüğü ortaya çıktı. Bütün bunların üzerine örtemezler. Öteleyebilirler ama örtemezler. Eninde sonunda bu ortaya çıkacak. Bu suikast MHP'ye çok büyük yara vermiştir. Bu suikast aynı zamanda AKP'ye de büyük yara verdi. Bakınız. %42'den 35'e geriledi AKP. 35'e. Şimdi Sayın Erdoğan niye elini kulağına atıp bu %51'i değiştirelim, 40'a mı düşürelim diyor. Çünkü yerel seçimlerde görecek ki 30'un da belki altına düşecek. MHP ile topladıklarında 40 etmeyecekler çünkü. Bahçeli de aman %51'i tutalım. Aman %51'i tutalım, Anayasa Mahkemesi'ni gerekirse kapatalım, şuraları kapatalım ve eninde sonunda Sayın Bahçeli'nin yakın çalışma arkadaşlarına kadar uzanacak olan bir cinayetin siyasi boyutları ortaya çıkacak. Bakın bir şey daha söyleyeceğim yine ilk defa Tele1'de. Sinan Ateş'in öğretmen olan eşini Sayın Meral Akşener büyük uğraşılarla İYİ Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki danışmanlığına getirdi, grup danışmanlığına. Ki 2 hafta önce ne oldu biliyor musunuz? 2 hafta önce de bizim sık sık yurt dışına çıkan, yani oraya gitmeyi tasarlayan eski milletvekili Olcay Kılavuz'u da Devlet Bahçeli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde danışman yaptı. Evet. Şimdi alın. Bir tarafta. 2 danışman profilini ben değerli Tele1 seyircilerine ve kamuoyuna bırakıyorum bunun yorumunu. Şimdi tabii Olcay Kılavuz ismi burada kilit isim.